E Bir yandan da işte Kuzey Kore'de biliyorsunuz bir arkadaş var adı Kim Jong-un. Oldukça tehlikeli ee, yani kendi saç stilini ülkenin bütün erkeklerinin e, uygulamasını isteyecek kadar zeki bir arkadaşımız. Yani zeki diye niteliyim bari öyle diyeyim yani yapacak bir şey yok. Ee, bu ilginç insanın ülkesinde e, tekrar bir bir de bir tarafta da demokratik e, yaşamı kendine belirlemiş bunu da zamanında bizim yardımımızla, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla sağlamış Güney Kore var. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Güney Kore'yi tekrar uyardı. Nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini bir daha söyledi. Güney Kore ise yeni bir iddia ortaya attı. Kuzey Kore'nin Kore Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya karşı asker göndereceğini öne sürüyor Güney Kore. nükleer silahların önemine vurgu yaptı. Askeri süper güç olacağız dedi. <laughs> Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Ulusal Savunma Birliğini ziyaret etti. Gündeminde yine Güney Kore vardı. Saldırma niyetinde olmadıklarının altını çizdi ancak bir saldırıya uğramaları durumundaysa nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. <laughs> Güney Kore'ye göre ise Kuzey Kore savaş hazırlıklarını sadece karada değil, denizde de başlattı. Nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edildiği öne sürüldü. Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın bir iddiası daha vardı. Kuzey Kore'nin Moskova ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı belirtildi. Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya karşı asker gönderebileceği söylendi.